Fırında estetik, kürdanda. evet, güzel şeyler üretiyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Türkiye'ye örnek oluyorlar. Üreticilerle bir araya geldi, sorunlarını dinledi. Zonguldak Kara Elmas Kadın Kooperatifi'nin standını da ziyaret etti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Zonguldak programı dolu dolu geçti. Mevlana'mızın simgesi olan semaveyi bir de şeyden, mısır kabuğundan çok yaptım. Güzel. Helal olsun valla. Perinçek, kömürde üretim devrimi kultayının sonrasında kafasına taktığı baretle kitaplarını imzaladı. Telefonlaşıyoruz, senle de yüz yüze şimdi geldik. Doğu Perinçek, Ulusal Strateji Merkezi Başkanı Şule Perinçek'le Kurultay'da stand açan Zonguldak Kara Elmas Kadın Kooperatifi'nin standını da gezdi. Türkiye ancak üreterek kurtulacak dediniz. Biz de tamamen sıfır atık, evet, geri dönüşüm, bravo, ve dezavantajlı kadınlar adına kurduğumuz bir kooperatif. Çok güzel. 30 tane üyemiz var. Maşallah. Türkiye açısından örnek bir masa diyelim. Türkiye ekonomisi açısından da örnek alınacak bir masa oldu. Kadınlarımız burada da öncülük ettiler. Ekonominin nasıl olması gerektiği konusunda önderlik edeceksiniz. Işık tutacaksınız. Madencilerimiz feneri söndürmeyeceğiz biz dedi. Sizlerin de gözlerinizdeki o ışık sönmeyecek ve Türkiye'ye yolunu aydınlatacaksınız. Kooperatif Başkanı Sevgi Alay, Perinçek'e madeni ve madenciyi anlatan bir maket hediye etti. Kurultayınıza yakışır bir şey. Kartonda galeriler ürettik. Çam fıstığında küreklerimiz ve kazmalarımız. Vay, icatçısınız. Nurcan ablamız yaptı. 66 yaşındaki bir ablamız yaptı. Yaş söylemez ama o bizim bir tanemiz. Evet, en gencimiz. Evet, bunları üretti ve ben bunu size hediye etmek istiyorum. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, üretici kadınların bütün Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi. Göz nuru, icatçı arkadaşlar, kabuklardan, atıklardan, güzel. Külek ve kazma çantasından. Ve estetik, evet, güzel şeyler üretiyorlar. Kendilerini tebrik ediyoruz. Türkiye'ye örnek oluyorlar.